Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi. Ne iyi ettin be Dilan Polat. Günlerdir hep Dilan Polat ve Dilan Polat gibi olanları konuşuyoruz. Genç ve güzel kadınlar. Hepsi ya dar gelirli bir hayattan ya gece kondudan gelmiş, bir anda zengin olmuş, paraya ve şöhrete kavuşmuş. Kimi türbanlı, kimi hayli dekolte ama hepsi de sonradan görmeliğin verdiği şımarıklık ve güç sarhoşluğu içinde. Milyonlarca takipçileri var. Bu takipçilerin tek hayali Dilan Polatlar gibi olmak. Abbas Kocabaş, Dilan Polat ve onun gibiler sayesinde nelerin bize unutturulduğunu sıralamış. Pek de güzel olmuş. Bakın ne demiş. İktidar böyle istiyor. Tayyar Özü daha fazla konuşun. Dilan Polat'ı daha fazla konuşun. Engin Polat'ı daha fazla konuşun. Sıla Doğu'yu daha fazla konuşun. Bahar Candan'ı daha fazla konuşun. Şule Kaya Türk'ü daha fazla konuşun. Ama THY'de yöneticilerin huzur hakkına %633 zam mı unutun. %150 enflasyonu unutun. Emekliye verilmeyen zam mı unutun. Vergi ve harçlara %60 zam mı unutun. Sigaraya, gıdaya, meyveye zam mı unutun. Okulda açlıktan bayılan çocukları unutun. Depremde 276. günde enkazdan çıkan cesedi unutun. Deprem zedeler için güya toplanan ama hala tahsil edilmeyen milyarlarca lirayı unutun. Havaalanı işletmecilerinin devlete ödemesi gereken 40 milyar lira kira borcunun 25 yıl ertelendiğini unutun. Ülkeye getirilecek yüz binlerce Filistinliyi unutun. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan ve faize yatırılan 5,5 milyar lirayı unutun mala mülke el koyma yasasını unutun, hapisteki milletvekillerini unutun, yargıya darbeyi unutun, şeriat anayasası çalışmalarını unutun, cumartesi annelerinin yediği dayakları unutun, İçişleri Bakanı'nın AKP'li belediyelerin yolsuzluk dosyalarına soruşturma izni vermediğini unutun. Bu listeye daha pek çok madde ekleyebiliriz. Düşünün bakalım sizler, unutmamız, konuşmamamız, sormamamız istenen daha neler var? Bir hata dokuz doğruyu götürür mü? Gelin bir öğretmenin yaptığı bir hatadan yola çıkarak felsefe yapalım. Öykümüz şöyle. Bir gün bir öğretmen tahtaya şöyle yazdı. 9 çarpı 1 eşittir 7. 9 çarpı 2 eşittir 18. 9 çarpı 3 eşittir 27. 9 çarpı 4 eşittir 36. 9 çarpı 5 eşittir 45. 9 çarpı 6 eşittir 54. 9 çarpı 7 eşittir 63, 9 çarpı 8 eşittir 72, 9 çarpı 9 eşittir 81, 9 çarpı 10 eşittir 90. Yazmayı bitirip sınıfa döndüğünde bütün sınıf ilk sırada yapmış olduğu hata yüzünden kendisine gülmekteydi. Herkesin sessiz olmasını bekledi, sonra da ekledi. İlk işlemi bilerek ve özellikle hatalı yazdım. Sizin hatanız olmadan önce dünyanın size nasıl davranacağını göstermek için. Hiçbiriniz dokuz kez doğru cevabı yazdığım için beni övmedi. Hiçbiriniz beni tebrik etmedi. Ama hepiniz yaptığım tek hata nedeniyle beni yargıladınız ve bana güldünüz. Ardından ekledi. İşte ders bu. İnsanlar yaptığınız yüzlerce doğru şeyi anlamaz, takdir etmez. Ama yaptığınız tek bir hata sebebiyle sizi yargılar. Başarıları için insanlara değer vermeyi öğrenmeliyiz ıskalamaktan çok isabet ettiren ve sonunda sadece bir hatası ile yargılanan ve diğer dokuz doğrusu değerlendirilmeyen insanlar nasıl mutlu olabilirler? Hadi şimdi düşünün, yanlış mı? Çoğu kez öyle yapmıyor muyuz? Hatta bırakın hatayı, sadece yıllarca hep beğendiğimiz, takdir ettiğimiz, alkışladığımız şeyleri söyleyen kişilerin bir kere sizden farklı bir şey söylemeleri halinde bile daha önceki bütün beğendiklerimizi bir kenara bırakıp onları acımasızca yargılamıyor muyuz?